İhlas Haber Ajansı Trabzonspor muhabiri. Trabzonspor'un ligin ilk yarısındaki son maçı dün oynandı ve ilk yarıyı kapattı Evet. Trabzonspor. Bir ilk yarı değerlendirmesi alabilir miyiz sizden? Şimdi Trabzonspor aslında iki farklı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir Ersun Yanal dönemi ve de Rıza Çalımbay dönemi olarak yorumlamak lazım. Çünkü bütün büyük umutlarla sezona başlamıştı Trabzonspor Ersun Yanal'la beraber ama tamamen bir hayal kırıklığı ortaya çıktı. İşte ilk 8 haftada 9 puan elde edildi ve şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kaldı. Hatta o dönemin lideri Galatasaray ve Trabzonspor arasında puan farkı 13'tü. Bu da çok kapanmayacak denilen düzeydeydi. Ve bir sezon gitti denilirken 8. haftada yapılan teknik adam değişikliği, kan değişikliği tamamen Trabzonspor'da tuttuğunu söyleyebiliriz. Rıza Çalımbay'la beraber Trabzonspor yeni bir döneme girdi ve çıkış yakaladı. Bir mağlubiyet, iki beraberlik de altı galibiyet elde etti Trabzonspor. Bu tabii çok yansıtamayacak bir tablo. Çünkü sezon başı yaşanan puan kayıplarına bakıldığı zaman ondan sonraki süreçte elde edilen puan toplamalar çok ciddi düzeyde Trabzonspor'un. Hani o kredisi bittiği denildi anda Trabzonspor'un, denildiği dönemde Trabzonspor bir anda bir potanın içine girdi ve zirve yaşının orta oldu. Hatta dünkü müsabakayı da kazansaydı Trabzonspor bugün 4. sırada Beşiktaş'ın üstünde olacaktı. İşte Galatasaray'ın puan farkı lider Başakşehir'le 5 puan olacaktı. Ama şu anki tabloda böyle Trabzonspor 29 puanla 7. sırada ve yine şampiyonluk yarışı içinde ikinci yer olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bu devre arasında yapacak olduğu planlama Trabzonspor'un çok önemli. Hem gelecek adına önemli hem de lig yarışı içinde olup olmayacağını belki de önemli etkilerinden bir tanesi olacak. Tabii Trabzonspor bir sezonu bitirmişken bu şekilde bu durumlara, bu tabloyu, bu puan sıralamasını elde etmesi tabii ki camiada büyük bir heyecan yarattı. Bu heyecan da ikinci yarı yansımasını bekliyoruz açıkçası. İşte Konyaspor maçı, hem kupada hem ligde Konyaspor maçı, ardından burada Fenerbahçe maçı Trabzonspor'un ligdeki geleceğinin en belirleyici unsurlar olacak. Tabii ki Rıza Çalımbay devre arası kampındaki kendi oyun planları ve kendi oyun stratejisini mutlaka takıma yansıtacaktır. Özellikle yani hayata geçirmek istediği oyun planını bu Antalya kampında futbolcuları entegre etme yönünde önemli bir çalışma içine girecek. Tabii sezon başı kampıyla devre arasında yapılan kamplar arasında tabii ki dağlarla da fark var. İşte sezon başında yaptığınız kamplarda kendi kadronuzu, kendi oyuncu yapınıza göre, kendi oynatmak istediğiniz plana göre oyuncular tercih edebiliyorsunuz ama bu ara transfer döneminde de tabii ki bu yönde bir tercih söz konusu ama yani ara transfer döneminde yapılan oyuncular transferle genellikle çok sorumlu veya çok maliyetli olan oyunculardır veya kulübüyle ayrılmış pozisyona gelecek olan oyunculardır. Çok dikkatli olması gerekiyor Trabzonspor. İlla transfer yapmak için de transfer yapması şart değil. Kendi ihtiyaçlarına göre transferleri belirlemesi gerekiyor. Çünkü elindeki mevcut kadroya baktığımız zaman en az 2-3 tane alternatifli kadro yapısı içerisindeki oyuncular olduğunu görüyoruz. Bunları boşaltması durumunda Trabzonspor belki 2-3 transfer imza atabilir. Onun dışında Trabzonspor belki bu ara transfer dönemi işte bir stoper transferiyle beraber bu dönemi de kapatabilir. Dediğim gibi kadroda boşalma olursa veya işte Mas'ın gitmesi gündemde bu oyuncu gönderebilirse Trabzonspor veya transferini sağlayabilirse bu oyuncunun yerine bir transfer yapabilir. Aksi takdirde Trabzonspor'un yönetiminin çok transfer düşündüğünü ben buradan söyleyebilirim, düşünmediğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü sezon başında çok bütçe aşılarak transferler yapıldı. Trabzonspor'un ekstra böyle bütçeleri kaldıracak, bu ekonomik tabloda, bu mali tabloda çok kaldıracak gücü olduğunu sanmıyorum. Dediğim gibi yani Trabzonspor bu mevcut kadro içinden oyuncular gönderebilirse, bunlardan gelir elde edebilirse Trabzonspor transfer yapabilir. Aksi takdirde transfer yapma olasılığı çok düşük Trabzonspor'un. Ne kadar Rıza Çalımbay 2-3 tane takviye istese de bunlar tabii ki yönetim kurulunun süzgecinden geçip değerlendirmesi gereken konular. Dediğim gibi yönetimde çok şu aşamada transfer yapmayı düşündüğünü söyleyebiliriz. Düşünmediğini söyleyebiliriz. Rıza Çalımbay basın toplantısında 2-3 transfer Evet. mutlaka lazım dedi ama az önce bahsettiğiniz gibi de Mali mali tablo çok tabloya önemli göre. burada. Yani Trabzonspor baktığımız zaman zaten mali kriterlerini bir hayli zorlamış durumda. Ekonomik tablo bakımından tavan düzeyinde yani üst düzeyde Trabzonspor. Çok bu yüksek bütçelerle veya oyuncu transfer edecek kadar maliyet ortaya çıkacak bir transferin içine gireceğini sanmıyorum. Dediğim gibi
oyuncu kadrosu içinden boşaltmalar sağlayabilirse ve bu boşaltmalardan gelir elde edebilirse Trabzonspor transfer yapabilir. Aksi takdirde bu tabloyla beraber transfer yapması çok zor. Hani oyuncuların, mevcut kadrodaki oyuncuların bir gün ödemelerinde zorluk yaşarken yapılacak yeni transferle Trabzonspor ekstra bir maliyet ve sorunlar doğurabilir. Ben bunun yönetim tarafından da yanlış bir olduğunu düşüncesindeyim. Onlar da dediğim gibi böyle çok transferi değil de transfer odaklı bir Trabzonspor'u değil de işte mevcut kadrodaki mevcut oyunculardan istifade etmiyorlarına gidecektir. Ama dediğim gibi aynı şeyleri tekrarlıyoruz gerçi ama insanların da bunu yargılaması açısından hani transfer çok gerekli mi diyorsanız Trabzonspor'a tabii ki takımın başındaki bir teknik adam var ve bu o kendi oyun planına göre, kendi oyun stratejisine göre kafasında oluşturacağı oyun yapısıyla beraber transferlere ihtiyaç duyabilir ama diğer taraftan da Trabzonspor'un gerçekleri var ortada. Bana göre Trabzonspor yönetimi bu gerçekleri yapıyor.